Evet. Merhabalar. İyi akşamlar. Canlı yayına başladım. Evet. El sallıyorum. Katılan bütün arkadaşlara, hepsine merhaba. Gördüğünüz gibi arkamda son Yeşilçamlı'nın afişi var. Roser Tahtasız Marangoz, Cezareos, Fomaco, Fatih Ofisial. Evet, ya yani arkadaşlar çok zor günler geçiriyoruz. Yani, beylik laflar edeceğim. Koronavirüs maalesef bütün işlerimizi alt üst etti. Çok güzel işler yapacaktık. Oyunlarımız vardı. Ramazan programı işleri vardı. Hep yani ama bu felaket sadece benim başıma gelmedi. Yani bütün dünyanın başına geldiği için bir parça öyle teselli ediyorum kendimi. Büyük bir talihsizlik, yani insanlığın talihsizliği. Bu zor zamanlarda, kötü zamanlarda, evet, kendimizi evde kalarak koruyacağız. Aynı zamanda ne yapacağız evde? Kitap okuyacağız. Ben mesela yıllardan beri okumadığım bir kitabı okuyorum. Oğuz Atay, Tutunamayanlar. Yıllardır hep ertelediğim bir kitap. Şu kitabın kalınlığı da insanı korkutuyor. Ama ondan daha kalın kitaplar okumuşluğumuz vardır. Oğuz Atay çok zeki, entelektüel bir 70'lerin yazarı ve modern Türk romanı falan. Bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha bitirmedim çünkü. Ama bana çok roman gibi gelmedi açıkçası. Bambaşka bir şey. Adı konulama. Deneme denebilir. Bilmiyorum. Haksızlık etmek istemiyorum. Ben yani bitirmedim. Evet, bu zamanlarda ne yapacağız? Gözlüklerimi çıkartayım. Osman Cavcı'nın kendi kanalı var YouTube'da. Orada yüklediğim, şimdiye kadar oynadığım Yeşilçam'da veya kendi çektiğim televizyon dizileri de dahil olmak üzere bölümler, işte çok değerli oyuncular var. Münir Özkullar, Erol Günaydınlar, Öztürk Serengil, Oynamadım Babakal, Aydemir Akbaşlar. Bunların hepsinden bölümler var. Son dönemde kendi çektiğim şeylerde. Osman Cavcı YouTube kanalına üye olmayı unutmayın. Artık buradan iletişim kuracağız zaten. Pelin Karabatak katıldı. El salla, el sallıyoruz. Kinay Serdar katıldı. Yani el sallamadığım insanlar da alınmasın hepinize. Oo, ne güzel katılım oldu. Anlat Baboş. Hakan Yıldırım mı acaba? Evet. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Burada yalnız başına program yapan arkadaşlarımız da var. Orhan Köken, selam Cavcı. Merhaba Orhan. Nasılsın? Bodrum'a çok selamlar. Biliyorsun seyahat yasağı var. Gelemiyoruz. Biraz canlı yayınlarla şey yapacağız burada. Ya aklıma acayip fikirler geliyor tabii. Buradan böyle bir şeyler yapabilir miyiz canlı yayınlarda? Tülata benzeyen işler bilmem ne. Sırf bizim işimiz biraz da insanlara moral vermek. Yani moral vermek nedir yani sanatçının, tiyatro oyuncunun işi bu gibi bir şey. Eğlendirmek değil yani şaklamanlık yapmak değil de evet ya yani morallerini de yüksek tutmak
de sanatçıların ödevlerinden biri. Yani bize de çok iş düşüyor diyor. Abi birayı ne zaman kulpsuz bardakta versin aklıma sen geliyorsun diyor. Evet. Ya bir şeyde YouTube'da bir kanalda o şeyle ilgili evet el sallıyorum. Hepinize toptan sallıyorum arkadaşlar. Onur Düzgül, Hakan ya da abim güzel konuşuyorsun. Çok teşekkür ederim sağ ol. Ne yapalım işte yani çeneden başka sermaye olmadığı için çeneyle idare ediyoruz. Çene suyu çorba yani anlayacaksın. Ali Ayçiçek katıldı. Hamsi tişörtlerinden istiyoruz abi. Vallahi bulsam yani bende vardı. Eve hırsız girdi ve direkt Hamsi tişörtümü çaldı arkadaşlar. Yani o kadar değerli bir şey. Kayboldu. Nereye kayboldu bilmiyorum. İnanın çok değerli bir şeydi. Ama şey duruyor. O plaj şortu duruyor. Osman abi Hakan Tanfer'de görüşüyoruz. Ah canım ya. Yani yıllardır görüşmüyorum. Koptuk. Bir son telefon görüşmemiz oldu. Çok sevdiğim. Ona çok şey borçlu oldum. Kankam yani arkadaşım. Öyle. İsmail Kökmen el sağlıyoruz. Hamsi efsaneydi. Teşekkür ediyorum. Valla o ne güzel katıldınız ya. Banu Nalan Salih. Eray Komiser katıldı. Merhabalar efendim. Merhabalar. Osman Ercan katıldı. El salla. Herkese el salla. El sallamak ve soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani Zampara Seyfettin'deki motorcu dövmeli elemanla görüşüyor musun abi? Abi görüşmesem daha iyi. Adam kolyemizi çaldı, bilmem nemizi çaldı. Görüşmüyorum. Eray Komiser el salladık. Rıfat Yeniçeri, eyvallah. Aman 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 aman. Ahmet katıldı. Mersin Burak, selamlar. Osman abi merhaba. Herkese merhaba. Londra'dan selamlar efendim. Londra'da da kendinizi iyi koruyun arkadaşlar. İzmir'de misin abi? Yani evet yani genelde. Özge Ustaoğlu. Merhabalar Özge. Banu Nalan Salih. İsim okutmayın arkadaşlar. Radyo programı değil burası. Evet. Yani çok güzel projeler vardı. Yazın bir proje daha vardı. Abi Şener Şen'le görüşüyor musun diye bir soru var. Ona cevap vereyim. Parantez. Görüşemiyorum. Ben İzmir'deyim. Şener abi İstanbul'da. Yani bir ara o Taksim'de otururken Şener Şen'le görüşüyorduk. Ama bayağı bir zaman oldu. En son 4 sene falan oldu. Bir galada yani yine Müslüm Bey filminin galasında Şener abiyle görüştük. Onun dışında görüşmedim böyle. Ha, evet çok güzel proje vardı. Bir genç yapımcı arkadaşım çok başarılı işlere imza attı. Bana şey dedi yani abi Zampara Seyfettin'i bir daha yapalım. Ya dedim artık yani kardeşimle aradan yok abi yapalım dedi. Tamam dedik projeye falan oturduk bayağı ciddi ciddi konuştuk falan. Oteller bakıldı, bilmem bakıldı, yazlık yerler. Ama şu anda şey gibi ne diyeyim sana? Yani Haziran'a kadar durum normale dönmezse arkadaşlar sanki biraz zor gibi. Şu arkamdaki afişte görün diye şey yaptım. Ben buradan ters görüyorum. Siz oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Orada Son Yeşilçamlı yazıyor. Cengiz Han Cebil, Selçuk Değerli. Evet. Peki, el sallıyorum arkadaşlar. Yani Zampara Seyfettin filmi sinemada, hayat normale döndüğünde, umarız eski günlere döneceğiz. Yani daha önce, yani bundan bir ay önceki hayatımıza geri dönersek, sinema salonları tekrar aktif olursa, ya da başka yollar, ya da artık hep buradan iletişimi kuracağız, bilmiyorum. Mutlaka bir şey yapacağız yani. Öyle, Renkli Türkçe filminden bahseder misin Osman abi? Evet, Renkli Türkçe benim oyunculuk kariyerimde vites değiştirdiğim
bir projeydi. Vites değiştirdim derken, yani o zamana kadar çok değişik, çok yani tercih ederek yaptığım komedilerde oynuyordum. Başka bir şey yapayım dedim. Ondan sonra bir senaryo yazdım. Ondan sonra hikaye sinemada Ahmet o kankamdı. Hala eski arkadaşım sağ olsun. Ondan sonra Ahmet dedim böyle ya yapalım dedi. Birlikte o projeye girdik. Çok zorlanarak bitirdik ama onun şeyini hala ne der onun etkileri hala bizi şey yapıyor. Çok başarılı bir iş oldu. Bana yani benim o zamana kadar yaptığım komik karakter Osman'ı bitirdi biraz. Ondan sonra bana o başarılı filmden sonra çok uyuz olan oldu. Senaryosunu da yapmıştım, yapımcılığını da yapmıştım. Bir sürü işi yaptığım için o ara film çekemeyen bir sürü üniversite akademi mezunu arkadaşlar vardı. Onların düşmanlığını kazandım. Yani Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bunu aklınıza sokun. Maalesef öyle oldu. Serkan Aksoy katılmak için istek gönderdi. Serkan, Akasya Aslı Türkmen'in en güzel zamanlarıymış diyor. Ya yazıyla şey yapalım. Ben o teknoloji özürlüyüm biraz. Şu anda halledemem. Yani yayın şey olur. Evet, Akasya daha yeni mezun olmuştu üniversiteden. Konservatuvardan. İşte projeyi sunduk. Sen de kabul etti ve çok cesur bir şeye girişti. Bir kadındı tabii. Biraz kaprisler yaptı ama yani o iş ona da yaradı. Canım Akasya. Ortak arkadaşlarımız var, selam söyleyeyim. Çok başarılı bir iş yaptığı için. Bize destek olduğu için. Parasız oynadı bir de. Güzel işlerden biri. Adnan Karık soru soruyor. Sorusu şöyle. Osman abi. Hani buna nasıl cevap vereceğim? Efendim abi. Dövmecinin arasını istiyoruz. Dövmeci. Dövmecinin arası bu Zampara Seyfettin'de geçen bir geyik. Orada işte dövmecinin arasını istiyorlar. Bir dövmeci falan var. Ya işte ben de dövdürmek istiyorum falan gibi şeyler var. Ama o böyle sanal bir şey. Hiç asla görünmedi. Efsane. O böyle milletin ağzına sakız oldu çok. Osman abi, TV'de görmek istiyoruz seni. Yani televizyon biraz bitti galiba artık. Her şey internette. YouTube, Netflix, Blue TV bilmem ne falan. Televizyon biraz yani teyzeler meyzeler falan seyrediyor yani. Ali dövme mi yaptırdın Osman abi sen? Yok ya. Hayır yaptırmadım. Hamburg'dan. Hamburg'a selam. Seher Yıldızı. Merhaba. Fil aslan burcu bir kolye alacağım kız arkadaşıma. İyi yaparsın abi. Al ama dayak yeme. Abi sen de emeklilik var mı? Niye? Abi sosyal sigortalardan mı arıyorsun? Anlamadım ya. Abi en son televizyon filmin hangisiydi? Televizyon. Vallahi unuttum. İnan bilmiyorum televizyon filmim hangisi. Gülen Ceset olabilir. O da çok iş yaptı. Ben yapımcılara dedim ki orada bak çok enteresan bir hikayesi var. Gülen Ceset TGRT'ye çekilmişti. Oradan yapımcı geldi bana. Yapımcı kız dedi ki Osman Bey sizden bir ricam olacak dedi. Buyurun dedim. Bu filmde sakın dedi komik oynamayın, komiklik yapmayın dedi. Hayda böyle bir kaldım. Yok dedim yani niye yapayım dedim. Ama sen misin bana bunu diyen? Rolü öyle bir rejiye çaktırmadan komik yorumladım ki ondan sonra o zamana kadar 2-2,5 reyting alan bölümler 4 aldı.
Şaşırdılar bunlar. Abi nasıl oldu ya falan. Bir tane daha çektik arkadan. Benim çok enteresan işlerimden biridir. Yani övünerek anlatıyorum. O çok güzel yorumlamıştım. İyi ki o yapımcı tayfasından o kız gelip bana abi sakın bu filmi komik oynama. Abi, ya böyle bir şey denir mi? Denirse ben de yaparım abi. Sen zaten öyle düşünmüyorsun ama yani gülen güler abi. Zampara Seyfettin replikleri hafızanıza kazınmış resmen. Çok teşekkür ederim aynen. Gülen ceset abi. Abi izleyen gülen abi izleyeceğim gülen cesedi. Var bizim kanalda da var. Osman Cavcı kanalında var. Zampara Seyfettin yenisi gelecek mi? Gelecek. Gelecek. Bahsettim programın başında. Abi bu arkadaşıma çok benziyorsunuz. Eyvallah. Bankacı. Bankacı kredi ver bize biraz. Hababam sınıfı abi Zampara Seyfettin neden devam etti? Ya amma devam etmedi ha. Yani kardeşim 25 senedir ekmeğini yiyoruz. 50 tane çek. Osman benim kanalımda var. Osman Cavcı kanalında var arkadaşlar. Dilek Pamirtan nerede abi? Abi yanımda size göstermiyorum. Şu taraf. Gel Dilek. Gel merhaba de. Bak elini uzat bari. Aa bak Dilek'in eli bu. Abi saygılar. Efendim saygılar, hürmetler. Nasılsınız? İyi akşamlar. Eylül Doğan İslam. Umut Sava Fransa'dan mı arıyor abi? Evet çok güzel. Kokdemir Can'la da katılmak için gönderdi. Ya arkadaşlar vallahi teknoloji bilmiyorum. Şimdi ben girerim oraya. Geçen seyrettim canlı yayına katılma şeylerini. Görüntü donmaya başlıyor. Kaldırmıyoruz. Osman Cavcı kanalında var Zampara Seyfettin'e. Münir abiyle soruyu kaybettim. Osman dizilerde oynasın ya bunu çok bahsettik bu konuda. Yeni film projesi var mı? Var. Var. Zampara Seyfettin'i bir daha çekecektik. Bir de benim Manyak Kovboy diye bir filmim vardı. Hani böyle festival bağımsız falan şeylerinde, çizgilerinde bir şey yapacaktım. Ama bu koronavirüs bizi maalesef Osman abi en çok aklımda kalan sahne Sabahın Sınırında Hatun'un bacaklarına baktınız. Vallahi ben de unutamıyorum abi. Allah sağlık sıhhat versin size. İnşallah ekranlara tekrar inşallah abi. Pablo Francia no. Bilmiyorum. Türkçe konuşalım arkadaşım. Parlo Fransa'da Acı Badem alakan var mı Seyfet? Yok 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 orada arkadaş. El vereceğin kimse var mı? Varsa kim abi? Burak Cavcı merhaba. Nasılsınız? Soyadaşım. Münir abi görmek büyük şans. Evet kesinlikle öyle. O bizim jenerasyonun şansıydı. Öyle bir adama rastlamak. Daha nice Ertem Eğilmez öyle. Şener Şen. Kemal Sunal'ın. Evet yani. Çok büyük şans bunlar. Gerçekten arkadaşlar. Yani talihliymişim. Yani şimdiki jenerasyonda da yetenekli insanlar var. Ama onlara rastlama şansı mümkün değil. Yani Münir Özkul, Ertem Eğilmez'le. Rastlasalar Şener rastlarlar. Bir de Yavuz Turgul'a rastlayabilir. Gece İbrahim Tatlıses'in filmini izledim. Mükemmeldi. İbo'nun sağ kolunu oynuyordun. Evet doğru efendim sağ kolunu oynuyor. Bir daha o filmeye bindin mi abi? Otobüse binmeyeceğim demiştin. Şaka ya onlar işte film ya. Espri ya kardeşim. Binmez miyim? Kaç kere bindim? Emre Düzgün ya yazıyla görüşelim. Abi biraz da Muhsin Bey'den bahseder misin? Çok bahsettim Muhsin Bey'den. Yavuz Turgul öyle bir senaryo yazmıştı. Çok enteresan dedi. Yani aradılar. Senaryoyu verdiler. Çok şaşırdım. Rolü Osman Cavcı diye yazmış. 2018 Antalya'sın. Yani benim en belki birinci yani Yavuz Turgul sayesinde
Herkes için, Şener Şen'in de, Uğur Yücel'in de, Sermin Hürmen için de en iyi. Abi Münir abiyi görmeyi çok isterdim gerçekten. Evet ya, çok enteresan biriydi, zaman zaman anlatıyorum. Enteresan, deliydi. Gerçek bir deliydi yani. Bildiğimiz delilerden ama sanatçı delilerden yani. Dilinin biriydi. Çok teşekkür ediyorum. Öztürk Serengil benim için çok önemli bir adam. O neler var. Onu ben yaptım bu arkada gördüğünüz afiş stand-up'ta. Son Yeşilçamlı'da. Anlatıyorum Öztürk Serengil'in uzun uzun hikayelerini. Bir de öteki sinemada paylaştığım şeyler var. Öztürk Serengil'i yazdım bilmiyorum. Bir kitabında da bahsettim. Yanlış anlaşılmış filmler. Trabzon'da var, evet. Ya, çömlekçileri seviyoruz. Oralarda bir yerlerde kalmış. Trabzon iyidir ya. Çok akıllı insanlar var. Operatör Doktor Berber Ali diye bir dükkan vardı. Yani yerlere yattım kapıda kardeşim. Yani bu kadar komik olan. Siz de tiyatro sahnesi Ankara'da da görmek isterim. Abi çağırın geleyim, tek kişilik oyunum var. Ama durum normalleşsin. Osman abi, benim adım Cemil abi, ne yapıyor? İyi, onunla da canlı yayına katılacağım. Şimdi katılamıyorum ama onunla da katılacağım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim Osman abi, kitaplarınızın yeni baskısı olacak mı? Sahaflarda bulursunuz, belki olacak. Öyle bir yer bulundu. Belki olacak yani. Dur, ne kadar oldu yayına geçeli? Oo, 34 dakika olmuş. Bir 15 dakika daha sohbet ederiz. Şöyle bir ayar yapayım arkadaşlar, bana müsaade ederseniz. Bu burada biraz zor duracak. Neyse. Çünkü susadım, bir şeyler içmek istiyor canım. Yani bu kadar aralıksız konuşan bir insan gördüğünüz zaman mutlaka deyin ki yani bu adamın da herhalde boğazı kurumuştur kardeşim falan filan deyin yani. Ben de bir nevi insanım bir yerde. Evet, boğazımız kurudu. Evet, boğazımızın kuruduğunda ne yapacağız arkadaşlar? Onu sıvıyla yumuşatmamız lazım. Şimdi aynı şeyi yapıyoruz. Evet efendim. Kusura bakmayın. Hakikaten yani böyle bir şey ki. Abi seviyoruz sizleri. Varsınız. Keşke sizin de Oski filmler görüverseniz. Ya benim kanalım var. Osman Cavcı kanalını izleyin. Siz izledikçe ve abone oldukça ben oraya yeni şeyler yapacağım. Tamam mı? Zaten şu korona bilmem ne belası yüzünden artık bu kanallardan başka yerde görünme şansımız da olmayacak sanıyorum. Abi, Şener abiyle en son nerede ne zaman görüştünüz? En son bir film galası, yani bu Müslüm Bey filminin restorasyonu yapılmıştı. Onun galası yapıldı, orada görüştüm. 4 sene falan oluyor. Bayağı oldu. Afiyet olsun, çok teşekkür ederim. İşte gerçek dost budur. paylaşamıyoruz buradan kısa. Sapitop süpersin. Sağ ol. Yarasın Osman abi çok. Sapitop sakız mıydı, şeker miydi? Ben kaçırdım. Şeker galiba. Şener Şen niye Yavuz Turgun'dan başkasıyla çalışmıyor? Bu zor soruyu bana sormamanız lazımdı ama ben yorum yapabilirim. Buna Şener Şen'in cevap vermesi lazım ya da Yavuz Bey'in. Çalışmıyor çünkü Ertem Eğilmez ekolünden geldiler. İkisi de Ertem Eğilmez, Arzu Film. Arzu Film'in öyle bir şeyi vardı. Yani inanmadıkları işleri yapmayacaklar. İnandıkları projeleri inandıkları kimselerle yapacaklar. Geliyor senaryo demişti bir kere Şener abi. Geliyor fakat
yaptı yani. Yani öyle bir şey yaptı. Beğenmiyor. Sadece Yavuz Bey'le çalışıyor. Afiyet olsun yarası. Abi kendini iyi bir kamera ve mikrofon edinirsen YouTube'u sallarsın. Çok teşekkür ediyorum. evet, olabilir. Doğru söylüyorsun. Abi var mı? Evet, çok tabii İzmir'i sevmemin özel nedenleri var. Ama uzun sürer şimdi. Geçmişle de ilgili yani beni tiyatroya özendiren bir şehir. İşte köken olarak İstanbul'dayım. Babaannemler, bilmem neler, yedi sülale, ikinci Beyazıt'a kadar. Ama yani İzmir'de beni tiyatroya şey bulaştıran bir şehir oldu. O yüzden İzmir. Arzu Film Ekonü'nden gelmek nasıl bir duygu? Ben sonuna yetiştim arkadaşlar. Ekonü'nden geldim diyemem. Ama en sonuna yetiştim. Yani Hababam sınıfı, müzikal, işte Muhsin Bey de o şeyin, janrın içinde. Yani bir yerden birazcık değdim diyelim. Abi Yoksul filminde oynamıştın. Yaman Okay'la tanışma. Yaman Okay'ı tanırdım. Rahmet eylesin. Neyse yani. Oyuncular çalışma. Öztürk Serengil'i çok. Çok çok büyük keyif aldım yani. Özel hayranıyım. En güldüğüm adamlardan biri hala. Ama tabii yani Şener Şen, ya bazı oyuncularla da çalışmak zordur. Mesela Münir Özkul çok enteresan bir fenomen. Ama Münir Özkul'la çalışmak çok da zor bir şey yani. Yani onlar çok özel adamlar yani. Öyle çok adam var. Teknolojide daha güzel kullan Osman abi. Emin ol çok sevenin var. Sallarsın piyasayı. Çok teşekkür ederim. İşte arkadaşlarım yardımcı oluyorlar bazen. Bazen her şeyi tek başıma halletmek zorunda kalıyorum. O zaman şey çıkıyor tabii. Yani teknoloji şeyler çıkıyor. Muhsin Bey'de oynayan kadronun tamamı neredeyse eşkıyada çalıştı. Siz niye olmadınız? Yok. Sermin Hanım yoktu. Var mıydı? Aa, vardı vardı. Pardon, vardı. Doğru. Deminden beri tavukları izlemişiz. Çok güzel ya. O tavuklar nasıl da oradan kaybolmuş değil mi? Ya ben bu espriyi anlamadım. Sanatsal içtenlik gerçekten. Bir emekçi olarak hala geçim kaynağı ne kadar acaba? Yani arkadaşlar nasıl zor anlatıyor? Yani bir fenomen, bir dili yani oynarken başka bir trans şeye giriyor. Çok zordur. Bazı oyuncularla oynamak çok zordur. Yani bu başka oyuncuların şeylerine de bakın yani özel şeylerine yani zordur yani her oyuncuyla oynanamaz yani bu farklı yani o sahneyi kapsıyor her şeyi kapsayan bir güç yani elinden hiçbir şey gelmiyor yani yapacak bir şey yok yani girdap. Ne yapacaksın? Çok çaresiz ya. Son dönemin olsun. Abi 90'larda yaz ayı seninle başlardı. Yaz ayı evet doğru. Yazın geldiğini Zampara Seyfettin filmlerinden anladı. Keşke tekrar aynısı olsa olacak arkadaşlar. Hababam sınıf kadrosu olduğun zaman çekim nerede yapılmıştı? Zeynep Kamil Hastanesi'nde. Zampara Seyfettin hakkında çok konuşuyoruz. Kusura bakmayın ama her dönemde her zaman keyifle izledik. Niye kusura bakayım? Çok sağ olasın kardeşim, çok sağ ol. Örnek verir misin? Ne yaparlardı? Valla çok zor. Yani kaprisli insanlar. Çok özel şeyler var. Hepsinden bahsedemem ama hani konsantrasyonları farklı. O role girerken delirme
durumları var. Dedirerek giriyorlar. Çok büyük bir fenomenden bahsediyoruz. Yani kolay değil anlatmam. Çok zor yani. Belki kolay kolay çözülemez. Sedef'le görüşüyor musun? Herkes mi soruyu soruyor? Sevim Koç. Bayağı bir katılım oldu ya. Yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. 4 dakika kaldı. 4 dakika sonra. Keşke ben oynamış olsaydım dediğiniz roller var mı Osman Bey? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ama yani eski Türk filmlerine bakıyorum. Siyah beyaz. Hani o filmleri tekrar çekmek istiyorum. O kadar güzel komediler yapmışlar ki. Keşke yapabilsek yani. İmkan olsa da. Ben eskiyi seviyorum zaten. Biraz eskici gibi bir adamım aynı zamanda. Evet. Replikler muazzamdı Zampara Seyfettin'in. Diyalogları çok başarılıdır. Değil. İlk filmi Muhsin Bey değil, Hababam Sınıfı'ydı. Sadri Alışık da çok mutlu. Onunla oynamak nasip olmadı mesela. Sadri Bey de çok enteresan bir oyuncu. Turist Ömerler, şeyler, yani çektiği bütün filmler hem komedyen hem biraz dramatik şeyler vardı, öğeler vardı. Ya orada 80'leri yapan kadronun içinde beni algılayabilecek zekada bir adam olabileceğini düşünemiyorum. Yani yok. Zaten baktım, gülümseyemedim bile. Yani işte öyle. Yani neyse, boş verin arkadaşlar. Abi sen Hababam Sınıfı'nda ama hiç ona yürüdüm. Ona yürüdüm mü? Yani ne kadar çok ayıp. Hangi serisinde oynadın? Hababam Sınıfı Güle Güle. Evet. Yapacağız. Çünkü evde koronavirüsten sıkıntından dolayı duruyoruz. Çok fazla hareket etmediğimiz için mecburen artık bu tarz şeylere geçeceğiz arkadaşlar. Selamlar Osman abi, selamlar. Yürümüştür kesin diyor biri. Bayram, efsane oyuncusun Osman. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Çok teşekkürler. Şu benim manyak kovboyu da çekseydik güzel olacaktı. Ama dediğim gibi bir şanssız bir dönemdeyiz. Bakalım durumlar düzelirse yeni ürünlerle bir de Zampara Seyfettin yapacağız zaten. Abi evlilik ya, boş ver abi ya. Selamlar. Herkese tekrar merhaba. Ayşen Gur'da nasıl bir? Ayşen. Ayşen abla Türk tiyatrosuna, Türk sinemasına gelmiş en iyi komedyen kadınlardan biridir. Kesinlikle gerek tipiyle gerek oyunculuğuyla ama ben Mualla Süer'i çok beğenirim. Eski Öztürk Serengi filmlerinde vardır. Vahi Öz'ün karısı rolünde oynar genelde. Edepsiz, cadaloz bir kadın tipidir. Huysuzdur. Mualla Süer gibi bir kadın gelmez. Hayranıyım. Fotoğrafını görsem kahkaha atıyorum. Manyak kovboy düşünüyoruz, yapacağız. Dövmecinin alosu ne oldu? Olacak. Dönemin en önemli kişinin oynarız abi. Umarım yüzde tekrar. Evet, teşekkür ederim. Bunun farkındasın. Abi nasıl oldu da? Sorma ama bizim zamanımız aynı konuda. Soruyu göremedim. Hababam Sınıfı Güle Güle. Yaşayacağım anılarımı öteki sinemada yazıyorum arkadaşlar. Öteki sinema diye bir internet dergisi var. Yaşayacağım anılarımı orada yazıyorum. Daha önce de Yanlış Anlaşılmış Filmler diye bir kitabım vardı. Orada da biraz orada
erotik sinema dönemini anlatmıştım. Benim seyirci olduğum erotik sinema dönemi. Kardeşim iyi akşamlar, merhaba, merhaba, sağ ol, sağ ol. Hemşerim benim Arnavutköy, Bebek, hep oralarda. Eski yani biz yani oralardayken tanışmadık ama aynı semtlerin insanlarıymışız. Boğaziçi'li yani. Hanımın çiftliği çok güzel oldu abi. Eyvah. Osman Bey merhaba. Çalıştım Kartal Bey'le de. Biraz huysuz biriydi. Ertemeğimizi taklit ediyordu. Al Pacino. Eyvallah. Aman. Bülent Kayabacan Django'da anlatır mı? Abi öteki sinemada var o. Oradan oku. Abi İlyas Salman nasıl biraz? İlyas çok eski arka. Hababam sınıfından beri. Onunla bir de Zavallı diye bir film çektik. O film de çok iyi oldu. İstanbul'a bizim yerleşmek çok zor olmadı mı? Ha, yok yazdı yani. Benim için bir nimet yani buradan gitmemek için her şeyi yapıyorum. Sedef vallahi bilmiyorum kardeşim. Osman abi. Doğru. Semih Sergen'le bir anım yok. Bir telefon konuşmam var. Bir de yıllar önce Semih Hoca'yla bizden çok büyük Mazgrev'in Dansı diye bir oyunda ben o zamanlar öğrenciydim. İstanbul'a geldiğinde böyle kalabalık figürasyon gibi bir şey yapmıştık. Çok karizmatik bir oyuncuydu. Oyun da çok enteresandı. Devlet Tiyatrosu. Öğrenciydik gidiyorduk karşılık çıksın diye. Oynuyorduk yani kardeşim. Allah Allah. Yayınlandı ya yayınlandı kardeşim. Abi Karamürcü senden yazılar bek yazır. Türker Bey imparatordur ama yani çok sevapları ve çok günahları da olan biri. Uşak'tan selamlar, selamlar. Merhaba Uşak. Sefa. Hangi bölüm mezunusun? Hangi bölüm mezunusun? Mezun değilim. Konservatuvarda okudum. Bir kapıdan. Ben konservatuvar 3. sınıftaydım. Meşhur oldum arkadaşlar. Dedim ki sikerim konservatuvarı dedim. Yani kaba bir şey tabir ama bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bize orada verilen eğitim hiçbir zaman piyasada Türk tiyatrosunda, sinemasında karşılığı yok. Hiçbir zaman yapamayacaksın o işleri. Ben alaylı olarak kabul ediyorum kendimi. Bizim okuldan iyi dereceyle mezun olmuş arkadaşlar çoğu delirdi. Piyasada yok. Bir tane Necati Bilgiç, konservatuvarın en başarılı öğrencilerinden biri. Tımarhaneye kaldırmışlar çocuğu. Çünkü konservatuvarda yanlış şeyler öğrettiler. Yani neyse. Bu çok uzun bir konu, çok tartışmalı bir konu. Abi, çok teşekkür ederim. Bu konuda mesajlaşalım yani ismi çok hoşuma gidiyor. Yo yo Daşşak. Tamam. Mesaj at bana. Ben bir şekilde. Eyvah babam da 90'larda iyi dizi abi. Kesinlikle çok iyiydi. Ben zaten Ünal Küpeli ile her zaman çok güzel işler yaptım arkadaşlar. Merhabalar, merhaba efendim. Herkese Fadimet bir şeyler söylüyor. BXMJD çözemedim arkadaşlar. Kripto şeyim yok. Adamın dibisin. Eyvallah. Osman abi, kralsın. Çok teşekkür ediyorum. Hep Buket ve bir diğer kişi canlı bir yana katılmak için. Arkadaşlar, teknoloji bilgim çok zayıf. Ben yazılı olarak almak istiyorum. Osman Bey, bir şey soracağım. Merak ettim. Hababam sınıfında rol arkadaşım ha Kemal ya. Evet ya rahmetli oldu. Onun marjinal bir hayatı vardı. Kimseyi ilgilendirmez. Maalesef bir gazetelerden şeyden çok üzüldük. Eskişehir'e de merhaba. Abi birlikte projeyi hayata geçirelim. Ama yani projeyi yollayın. Bana bir şekilde bir yerden bir mesajla bir yer neden olmasın? Bir de
Mangraja bakar arkadaşlar. Grup Vitamin yeni projen olacak. Ya Grup Vitamin bizim canımız. Yo-Yo Daşşak nedir ya? Kesin hayata geçmeli. Valla isim hoşuma gitti. Bu şeyi biraz değerlendirmek istiyorum. Bana projeden şey yap. Arkadaşlar yayını bitiriyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Beni yalnız bırakmadınız. Bu yayınlar devam edecek. Çünkü baktım katılım çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay.